Saç Shop'un yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Öner, yanımda Gökhan var. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk Öner, merhaba. Riyad'ı bitirdik. Yani Riyad ne senin ne benim hiçbirimizin tahmin etmediği bir şekilde bitti. <laughs> İnşallah yani bizi dinleyip bir şey biliyorlar diye zanneden olmamıştır. Çünkü hiçbir şey bilmiyormuşuz yani. Bu kadar mı yanılabilirdi turnuva genelinde? Ama abi herkes takoya geldi ya sağda solda. Hani maşallah dediğimiz iki seri yaşamadı. Ya evet bir de şey de var hani ama şey kuralı devam etti onu gördük. Sezonu domine eden Riyad ve Tiay da patlıyor abi. Falcons patladı. Ee, yani kötü değil hani patlama şekli hani ilk üçe girdiler sonuçta. Hani Grand Final'a kalamadılar ama ilk üçteler. Ee, ama gene de yani final görme, şampiyon olma falan olmuyor. Geçen sene de GG işte domine etti. Riyad'da dördüncü oldular. TI'de ikinci oldular. Ve genelde Riyad'a alan Tia'yı da alıyor çünkü bir acayip bir gaz durumları oluyor falan. Ee, şimdi e, Riyad'da grup aşaması işte e, play-in play-off çok fazla aşama geçtik. Yani takımların çok farklı hallerini gördük. Ee, yani genel anlamıyla böyle çok değişik bir turnuva oldu. Yani nasıl anlatayım? Play-in'de inanılmaz gözüken takımlar oldu. Grup aşamasına gelince Ulan bunlar playin de hayvan gibi oynuyor. Ne oldu bunlara dediğimiz oyuncu takımlar oldu. Playoff'a geçince de ulan bunlar grupta çok iyiydi. Playoff'ta ne oldu bunlara dediğimiz takımlar oldu. Şimdi bunlardan biri Heroic'ti zaten. Yani Heroic gruplarda çok hızlı elendi. Blacklist elendi. İşte Mouse, Beast, Ghost. Bunlar hep şey oldular. Patladılar. Buradan sadece PSG Quest ve Entity sağ çıktı. Hatta PSG Quest o kadar sağ çıktı ki hiç tahmin etmediğimiz yerlere kadar gittiler. Hatta yani zorlasalar Falcon's'ı da e, geçme ihtimalleri vardı. Falcon's'ı geçseler zaten ilk dörde ilk 5'e kapak atacaklardı. E, onlardan beklenmedik bir şey. Yani ben PSG Quest'te çok ciddi bir başarısızlık sonrasında bir shuffle bekliyordum ama e, muhtemelen o beklenen shuffle e, gerçekleşmeyecek gibi. Abi hem gerçekleşmeyecek hem de şöyle bir haber vereyim. PSG Quest region değiştirmeyi düşünüyormuş. Şev'e kestirdikleri regionlardan biri de Eastern Europe. Hı. Eğer ki yeni sezonda yani MENA tarafı devam ederse region olarak stabil bir şekilde Falcons'tan biraz uzaklaşmayı düşündüklerini duydum perde arkasında. Hı -hı. Ki yani şu 2-3 bölümdür şeyi anlatıyorduk yani işte Amar şey demişti. PSG biz zor tutuyoruz. Çok iyi takım. Siz görmüyorsunuz gibi lafları vardı. Bize dalga geçiyordu Hafif kolpaçi zannediyorduk ama bir tık haklılık payı varmış galiba. Yani ben şeyi hiç beklemiyordum abi. OG geçmesini bekliyordum. Çünkü OG son zamanlarda çok dağılmış. OG çok dengesiz. Yani... Ama ya bilmiyorum ben Team Spirit'ten benim beklentim yüksekti bu turnuva genelinde. Evet. Direkt yani tamam Liquid sert geldi üst tarafta onu anladım. LGD 2-0 geçildi. Bence yani PSG Spirit eşleşmesinde momentum Spirit Spirit'teydi yani. Evet. O, en şaşırdığım match-up'lardan bir tanesi oldu. Yani bence biraz biraz hafife aldı Spirit yani. Hani sanki şey gibi ya yani biz bir şekilde çeviririz çünkü çok iyi comeback yapabilen bir takım Spirit ama bir de Quest'e biz kaç zamandır ne diyorduk abi? Quest'in en büyük sıkıntısı neydi? Maç kapatamıyor. Yani Hı. Domine Hı. ama bir türlü maçı kapatamıyorlar. Ee, bence Spirit biraz buna güvendi ama Quest sanki o açığı biraz kapatmış gibi yani e, maçı hemen kapatamasa bile gene de o dominasyonu sürdürüp e, maçı bitirene kadar rakibi boğmaya devam ediyor. Yani bunları e, yapabiliyor. Hatta e, Falcans'ı da o kadar zorladı ki üçüncü maç kafa kafaya gitti de Falcons tecrübeyle aldı yani. Hani e, öyle gözüktü. Falcons da bence playoff'larda hiç iyi gözükmedi. Yani e, vurup geçtiği bir seri yani en böyle vurucu aldığı seri şeydi işte yani Tundura'ydı. Çünkü XG serisi de 2-1. E ondan sonra Gaming'e 2-1 kaybettiler. E aşağı indiler 2-1 Quest. Zar zor. E sonra Tundura 2-0. 2 0da da ikinci maçta Pure mahvetti. Bay B yokken bir anda fight'ın ortasına atladı. Tek başına öldü. 5 kişinin arasına dalıp falan. Yani Falcons hiç iyi durumda değildi. Onun da bu sefer ayarlarını cici bozdu gibi. Yani o grup aşamasında böyle bir ilk mağlubiyetle böyle bir Falcons bir sarsılmıştı. E, GG mağlubiyetine. Sonra bir silkelenip kendilerine geldiler. Sonra playoff'ta bir daha GG vurunca bu sefer şey yapamadılar. kendine gelemediler. Bana daha ilginç gelen şu e, GG upper bracket finalinde ya yani finalden bir gün önce da öyle bir tokatladı yani tokatladı diyorum çünkü. Yani maç bitti böyle nişa ağlayacak gibi Törtüsü boş boş bakıyor. Boxi böyle uzaklara dalmış gitmiş. Değil mi ki Liquid bitti. Yarın Falcons bunlara yapıştırır. Şey görürüz. hani GG Falcons de görürüz. Daha şey olur. Ama abi ertesi gün Liquid bir geldi böyle. Suratlar da asık ama. He. Yani böyle bir geldiler böyle. Hiç kimse gülmüyor falan. Abi Falcons'ı yaşatmadılar. ya. Yani hele ilk oyun yani böyle Falcons ekibin bu maç bitti snaking falan ne oluyor falan diyor. Sağına soluna bakıyor falan yani. Hani hiç bu kadar sert yenildiklerini hatırlamıyorum. Bak Cici'ye de ezilip yenildiği maçlar oldu Falcons'ın ama o Liquid ilk maç ya inanılmaz bir dominasyon. Yani ben böyle bir şekilde bitmesini e, açıkçası beklemiyordum. E, yani bir Liquid de bir tuhaf 32-5 bu arada ilk maçın skoru. Ya inanılmaz bir şey ve şeye de baktığın zaman e, drafta baktığın zaman panel falan hepsi şeydir diğer yani Falcons daha bir kere EA var dediler yani Ancient pickler Ancient sonuçta ultisiyle işte rakibin bazı oyuncularını kitleyecek işte mesela kim Third Tree Aganim kalsa bile EA'nin ultisi süresi boyunca heal alamayacak e ondan sonra Mickey sonuçta Monkey King oynuyor Monkey King Lifesteal yapamayacak Hani bu tip şeylerden dolayı Falcons daha şanslı görünüyordu ama öyle bir dominasyondu ki ya. 30 dakikada 32 kil sadece bir, 5 kil verdiler. İnanılmaz sürpriz etti. Yani böyle Falcons'ın yaptığı işi Falcons'a yaptılar. Hani öyle kendi kendi ilacından tattırdılar derler ya. Aynı öyle bir şey. İkinci maçta da böyle bir Falcons silkenir mi dedim ama hiç yani hani Liquid hiç hız kesmedi. Ee, bir anda hani GG'nin karşısına dikildiler. Ya yani insan şey bekliyor yani e, böyle B sınıfı karate filmlerindeki gibi dayağını yer adam gelişir gelir. <laughs> Şimdi e, hatalarından ders aldım. Şimdi tekrar karşındayım. Ama yine sonuç değişmedi abi 3-0. GG yani GG gerçekten yani Gaming Gladiator gerçekten Liquid'in fan zehiri abi. Yani hatta şey kuyunu de soruyor Upper Bracket şeyinden sonra Finalde kimi istiyorsun Falcon's mı Liquid mi diyor. Her zaman Liquid diyor. <laughs> Sebebin derdisi gün görüyoruz. Abi yani şu an elimde istatistik yok ama son iki sene içerisinde Liquid'in gamine karşı son 8'den sonra olan win rate'i bence yüzde yirmiden alttadır yani. Bu, bu kadar yani Dota tarihinde iki takım arasında bu kadar tek taraflı bir rekabet görmedim ben. Hani hiçbir şey yapamıyorlar abi. Evet. Çok ilginç ya. Yani şu da çok ilginç. Hani upper bracket'ta dediğin gibi çok sert mağlubiyet. Ondan sonra bir şey bir şey çalışılmış olması lazım. Ama yok yani ilk maç 24 dakika. Hani ya biraz şeyden dolayı şimdi meta aura metası abi. Şimdi i̇şte aura aura'cı kim? Auroji dediğin adam 33. Tundurayı işte o zaman ne vardı? Blood'ın Upgrade'li hali falan vardı. Aa, bunları şey, Vred pek vardı. Şimdi abi bakıyorsun. Bir kere bu Aura metasının oturması Falcons'u sarstı. Son peşten sonra. Şimdi, 33 sayesinde Liquid bir adım öne çıktı. Tekrar Bounce bekledi. dedi. Şimdi, gaming çok bir Aura takımı değildi. Ama abi adamlar çalışıyor yapıyor yani hakikaten bu sene röportajlarında da hani biz şey bekliyorduk çünkü bunlar bir şey olur bizim test şeydi Riyad'da çok sıkıntı bir sonuç gelir evet, akabinde kötü. akabinde TI'de da de bir denerler orada da belki bu gruptan çıkamam olursa falan takım patlar gider derken bir anda geri geldiler ya, Aura Meta'ya çalışmışlar demek ki abi oynuyorlar takı yani işte bakıyorsun Abi çekiyorlar çene burudmaları, Banlayan da yok. Yani evet, o çok fazla, seriye çok fazla çen verdiler. Yani o çok sıkıntı bir de şey e, geçen de konuşmuştuk. Yani geçen seneki dominasyondan ders çıkarmış gibiler yani. Bu sene hiçbir şekilde kendilerini açık etmeden devam ettiler. Ara sıra evet böyle biraz güçlerini gösterdiler ama e, bu arada bunu destekleyen Yatoro'nun bir tane e, röportajı vardı. Bilmiyorum gördün mü şey diye e, şu anki patchten metadan memnun değilim. E, bu patch tamamen fight üstüne kurulu. Yani e, tamamen böyle offlaner soft support etkisiyle geçiyor. Mid etkisiyle geçiyor. E, kerelere hiçbir şekilde space yok. Space bırakılan kerelerde de oyuna geri dönemiyor. Diye böyle bir serzenişte bulunmuş. Bu da gerçekten cici yarıyor. Çünkü diğer açı farm keresi değil. Bayağı belli sürekli kavga etmeyi seven. Sürekli saçma sapan dayılar yapan bir oyuncu. E tabi oyun stili buna dönünce piyasada zaten çok fazla early fight yapan şey yok. Keri yok. Ya yani şimdi Falcon's'a bak abi skitter farm istiyor. En az iki tane item olmadan dövüşmüyor. Çok nadir. Hani early güçlü bir hero alırsa skitter şey yapıyor işte life stealer'dır bilmem ne. Ama Sven falan oynuyorsa kesinlikle girmez. 2-3 item kasmadan. E şeye bakıyorsun, Liquid'e bakıyorsun Mikey bir nebze ama Mikkey'in gücü yetmiyor. Yani sürekli fight çevirmeye. Yani dağılabiliyor. E bir de ölü de mesela fight yapmaya çalışıp 2-3 kere ölürse Mikey iptal. E başka şimdi büyük takım düşünüyorsun Spirit. Abi Yatoro sürekli ölü fight yapabilen bir oyuncu değil. Sevmiyor. E şey de öyle. E, collapse de öyle. Mesela Collapse de farm seven yani. Greedy bir kere şey grid bir offlaner ATF gibi Amar gibi İşte şimdi yatar abi büyük takımlarda hep şey var yani farm isteyen keriler ve sahipler yani böyle değer açıyor kadar erkenden fight yapacak tempo yaratacak kerisi olan yoktu zaten onun farkında e, burada görmüş olduk Benim burada açıkçası en büyük şaşırtan Tundra oldu. Tundra'nın buraya kadar gelmesini ben beklemiyordum. Ama bence Tundra'yı çok fazla hafif aldılar. Yani ee, özellikle işte OG olsun ee, sonra Liquid yendi aşağı gönderdi ama Batboom mesela hani gaza almıştı hani Entity'yi elediler sonra XG'yi elediler ki XG'yi bayağı iyi elediler yani bayağı gazlı elediler ama sonra e, şeye Tundra'ya kaybetmeleri çok saçma elede 1-0'dan verdiler yani hani reverse sweep yediler Bu arada şey e, Sanırım son dönemde en fazla trash talk'un olduğu şeydi yani. E, büyük turnuvaydı. Ya ben şeye bittim. Grup aşamasındaydı. E, Entity ile şeyin maçı. E, blacklist. Gördün mü onu? şeyde e, Old chat'te daha maç başlamadan muhabbet ediyorlar falan. İşte Gabi diyor ki e, 13.000 MMR'lı 14.000 MMR'lı iki tane boş adam var falan diye böyle takımda. İşte işte katı olmuyor Watson biri de şey diyor aa diyor 11, 11 bin MMR olmayan bile offlaner varmış burada falan diyorlar böyle böyle bir dalga geçiyorlar falan sonra bir fight dönüyor fightta sadece gebi kalıyor ee, şey katomi şey yazıyor böyle İşte kaç kaç işte run run yazıyor böyle arkadan da fishman for Yowie. hani yoe için kaç falan diye bayağı kopuyorlar zaten NLP Dota ile Fire anlatınca onlar da o bölgenin adamları. Yo ve ne alaka falan filan diye böyle bir gülmeye başlıyorlar falan. Baya eğlenceli bir seriydi o. Bir de şey çok komik gitti bu derlemelerde. Ee, Amara şey soruyorlar. Aurora serisi sonrası. Ya diyorlar hani maç içerisinde Lorenofa tip attın. Hani aranızda bir hüsumet bir şey mi vardı falan diyor. Amara da diyor ki ya diyor maç içerisinde diyor bir yerde diyor Lorinov ölünce diyor Bağırdı diyor. Gerçekten öldü zannettik falan. Dedi. <laughs> bir şey oldu <laughs> Ondan sonra sakinleşsin diye tip attım falan dedi. <laughs> Ondan sonra o gerçekten çok eğlenceliydi. Ee, bir de şey e, Bad Boom e, Tundur'a eğlendiği zaman Pure şey yazdı işte Kelly farkı <laughs> diye yazdı böyle. Nightfall'a laf sokar gibi. Ee, o çok ilginçti. Onun dışında da şey çok üzüldüm. Yani Falcons Tundur'a yelerken Nine klasa e bir şey bir laf sokmalarını çok istiyordum. Bu kadar kaşınan bir oyuncuya. Ama yapmadılar. Bence Falcons hiç kendinde değildi. Yani playofflarda. Hiç o alışıldığımız e, tadında değil. Hani böyle işte gülen suratlar, tipler bilmem neler, all bir şeyler yazmalar falan hiçbir şey e, eski tadında değildi. E, her şey Gigi'nin istediği gibi gitti. Yani Queen in inanılmaz yıldızlaştı ya. Yani tam MVP'di ama ya son 2-3 TI'yi da katıyorum işin içine. Ya bu kadar oyun içi ve oyun dışı dominant bir karakter yoktu. Yani hani şeyden beri o OG döneminden beri hani OG döneminde neydi abi? İşte no tellesen önden çıkar ellerinde dosyalarla falan. Domineydi yani. yani Dominasyon O da yani şey olur ya bizim Euro 2020 İtalya Türkiye maçı İtalya öyle bir ısındı ki biz oradan yenildik falan diyorsun sahaya çıkma aynı onun gibi Sebna no tek kağıtlarla çıkıyordu abi tamam abi biz elendik falan diye her takım baştan mağlup çıkıyordu burada da ya bu oyun o kadar keyifli o kadar şey gibi o kadar kendinden emin o kadar rahat böyle verdiği demeçler olsun şeyler olsun falan böyle Ondan sonra maçı kazanıyor. Falcons'a karşı kalkıyor. Şu kulağını gösteriyor. Seyirciye doğru duyamıyorum sizi falan gibi. Çünkü bir de şey hani o bölgenin takımı Falcons. Hani menayı temsil ediyor. Menalı oynuyorsun. Hani menacılar falan der gibi böyle elini kulağına koydu. Ve bunu grup aşamasında yapmasına rağmen playoff'ta da aynı şekilde Falcons'ı yeniler. Yani müthiş bir devamlık gösterdi Gigi. Ee, Queen'e de yani MVP'lik ciddi yakıştı. Ben ikisi adına da yani hem Queen hem Ace İkisi de uzun yıllardır çok iyi grinding yapan, çok iyi oyuncular. Ee, ama bir türlü potansiyellerine uygun bir siteye denk gelmemişler. Sonunda o siteyi buldular ve başarıya beraber eriştiler. Ee, o yüzden ben ikisini de çok ciddi tebrik ediyorum. Ee, sen MVP'de Queen olarak okey misin yoksa sen biraz daha Ace tarafına mı kayıyorsun? Abi Queen hak ediyordu ya bence. Özellikle ya genel olarak işte meta'ya baktığımız zaman eskiye göre şey çok azaldı ya yani bu işte oyuncular mid diff mid farkı vesaire yani o olay biraz azaldı genel olarak çünkü oyundan kimse düşmüyor yani oyundan o düşen şey adam bile genişledikten sonra işte harita genişledikten sonra aynen öyle yani o yani bu sebeple ki şu yani mesela yatoro falan diyor ben bu peşi beğenmiyorum vesaire falan aynı durum keri oyuncularında da var yani şu anda 4 ve 5 pozisyonları arasındaki fark yok bence kadar az. Yani bu daha en çok işte korları etkiliyor. Çünkü oyunun içerisinde bir 4 kadar hızlı farmlayabilen bir 5 olduğu zaman çöküyorlar üstüne. Yani bu zor şartlarda bile bence hani Queen midde ya ortaya konabilecek en büyük farklardan birini bence bu sezon bu turnuvala koydu yani açıkçası. Bence o yüzden doğru karar. Çünkü yani şeye baktığımız zaman Abi bilmiyorum ya. Ben şeyden çok memnun değilim. Ya genel olarak bundan memnun olanlar var ama bu işte offline yeni safe lane oldu modunda artık gidiyor. Hani şeyler falan azaldı yani. Ee, şu 2015-20 arasındaki işte offline playmaker'ı koy. İşte hayatta kalsın. Bir blink kalsın. işte iyi bir ulti atarsa sende falan. Şimdi o dönemlerde tamam belki seyir zevki tartışılır ama en azından şeydi yani ee, bir tık daha oyuncuların şey yeteneğine bakılıyordu. İşte ona hani hayatta kalma, işte şey hani işte, kaçınma. Fate Beyonce, işte özellikle onlar işte Chalice hani bunlar çok ciddi farklar yaratıyordu. Aynen öyle. Yani işte Ace eyvallah çok iyi oyuncu ama şu an hani öyle bir durum var ki top 5 takımın lane'i bence birbirine çok yakın oynuyor. Yani aynı şeyleri yapıyorlar oyun içerisinde. Hani çok fazla birbirinden ayrış, ayrışabilecekleri bir alan yok. Hani o eski şey yok yani mesela işte 2014-15'te atıyorum işte middesin abi Sumail karşına geldi. Sumail'in işte yoğurt yiyişi farklı yani. Hani ortaya koyduğu oyun farklı. Ertesi maç geçiyorsun mesela karşına başka biri geliyor. İşte onunla oynayışı farklı. O, o artık yok yani çok fazla. O yüzden... Yani bu stabil ortamda bence en farklı oynayan bu turnuva da Queen'di. O yüzden ben okeyim yani MVP'ye. Ya bir de şey Cici'nin e, özelliği şeydi işte Queen veya Ace'in oyunu bozduğun zaman. Yani birinin bile oyununu bozsan Cici dağılıyordu. Abi bu sefer Ace'in dağıldığı oyunlarda bile Gigi'nin domine ettiğini gördük yani. hani e, Çok ciddi bir fark vardı. Bir de dediğim gibi 4-5 arasında artık fark yok. Mesela şey Celery'nin Chen oynadığı bütün oyunlarda Tofu'dan daha fazla network vardı. Yani Tofu 5 gibi e, oynuyordu. Bir de bence Butuma'nın en büyük olayı yani Queen'in dominasyonunu kenara bırakırsan abi baksinin boflingi ya. İnanılmaz iş yapmadım sence de. Abi o kesinlikle yani mesela bak Team Liquid'in o hareketi bence yani final getiren bir hareketti. Yani bu çeşit inovasyon özellikle yani meta bu kadar yani sene, sene yarılanmış. Yani bu tarz inovasyonu getirecek takım yok abi başka. Yani bu çocuklar şimdi kızıyoruz ediyoruz. Ya yani insan yanında yaşı geldi tabii. Şimdi çocuklar dediğimiz 30 yaşında falan geldiler ama yani uzun başından beri takip ettiğimiz için bunlar bize hala küçük geliyor. Yani bu inovasyon var. Aa abi takım mental olarak çok kırık ya. Yani hani şeyi hissediyorsun o mesela dedin ya işte gülmüyorlar yüzler gülmüyor falan diye yani sanki ben izlerken şey düşündüm yani hani kaybedeceklerini bile bile yürüyorlardı sanki bazı maçlarda özellikle yani tamam Falcons'un karşısına çıktılar hani çok bir moodları yoktu ama sanki o mood şeyden miydi acaba yani, tamam Falcons'u da geçeriz de finalde toka diyeceğiz yine ikinci olacağız hani bilmiyorum ya bu takımdan ben çok iyi takım Liquid'i çok beğeniyorum ama hiçbir zaman sanırım birinciliğe yazamayacağım. Çünkü bu mental çöküntünün altından kalkamayacaklar gibi geliyor bana. Abi bence aradıkları offlaner şey değil ya yani işte Zay çok iyiydi ama Zay lider değil de bunu konuşuyorduk ya yani Zay gerektiğinde sorumluluk alıyor ama Liquid'e sürekli sorumluluk alan biri lazım. Şimdi boksi çıkaramazsın boksi çok iyi oynuyor. Nişe'yi çıkaramıyorsun. Burada en zayıf halka Mikel'e offlane oluyor. Şimdi key değişmelere lazım bu bir. Yani Frenchip bir yere kadar. OG'de frenship tuttu da sizi tutmuyor. Ee, Offlaner ya Zay istenilen lider değil. Zay'ı gönderiyorsun. Daha az lider özellikle 33 geliyor. Ya yani 33 abi takım mental çöktü ama 33 daha çok çöküyor. Yani hani hiç istemeyeceğin adam. Elif resmen şeye dönüşüyor işte. Ee, anchor, anchor oluyor yani böyle çapa oluyor bir anda. Seni daha çok aşağı çekiyor. Ya buraya bir saber light -like gerekiyordu. Biliyorsun zaten bir major'da standın olduğu liquid ne kadar farklı gözüktü. Sadece saber light -like farkıyla. Bir de biraz daha stabil bir kere. Buraya daha çok oldu. Çünkü Mickey'in signature hero'ları çok kötü abi. Yani Monkey King metada değil. Razer metada değil. Yani bir Weaver oynuyor ama Weaver o kadar güven vermiyor. Hani bir şey değil ya. Yani, Diğer açıyor gibi Diğer açıyor saçma sapan pikleri falan var. Ama ciddiye döndüm abi gidiyor. Chaos Knight alıyor kafana kafana vuruyor. Gidiyor Terror alıyor kafana kafana vuruyor. Mickey'de bu yok. Hani Mickey'in tamam abi madem saçma sapan herolarım olmuyor ben o zaman baba alıp babama döneyim. Baba hero'ma döneyim. Böyle bir şey yok. E, Mickey'de bu sıkıntı var. E, ama sanki Liquid'de bir şeyler değişecek gibi. E, o biraz ilginç. <laughs> bir de Artizi kısmına gidince Artizi'nin açıklamasında Twitter hesabındaki kapak fotoğrafını gördün mü? Artizi'nin. Ben açıklama eledikten okudum bakayım. Abi e, kapak fotoğrafındaki eğer değiştirmediysen şok olacaksın. Yani kapak fotoğrafındaki kişi. Hemen <laughs> Öyle giriyorum. Dediğim, yani e, çok özel bir karakter demek ki yani bu adam. Artizi'nin bile <laughs> kapak fotoğrafında yani. Abi ama Bunlar çok yakın arkadaşlar ya. Ya öyle ama sonuçta yani şey e, rakibin aslında ya. Yani. Rakibinin koçu sonuçta. Blitz genel olarak ya benim bildiğim kadarıyla herhalde yani profesyonel oyuncular arasında en çok sevilen karakterlerden bir tanesi. Yani iki de Fear'ı yazarsın belki yani. <laughs> fear, fear, fear çok cool ya yani. Herif böyle çok ciddi. Sürekli ciddi yani öyle hani böyle espri yaparken bile ciddi adam yani. Bu arada yani şey yakıştırıyorduk. Saber Light'ı Liquid'e bence çok güzel giderdi. Hı hı. hani çünkü zaten şey belli abi o e, Saber Light'ın açıklamasını okumuştuk. Takım içerisinde fikirler çakışıyor. Hani anlaşamıyorum. Benim fikirlerime de değer verilmiyor deyip çıktı. E, i̇ki gün önce Art çıktı. Şimdi tak şu an roster'da Saber Light bir anda geri geldi. Anında yani. Demek ki birebir artiz ile problem yaşamış. Başka kimseyle sıkıntısı yok. Bulba'ya ben Bulba'dan da şüpheleniyordum. Çünkü <laughs> Bulba genel olarak biraz sabit, fikirli bir koç. Yani herkes Artiz'e yönelmişti orada ama ben Bulba'ya da sorun olabileceğini düşündüm. Demek ki Bulba'yla arası iyi. Ya şimdi bu şöyle bir sıkıntı oluşturdu. Artık Liko'ya gelmez büyük ihtimal. Çünkü yani ben Artiz'in açıklamasından anladığım kadarıyla Shopify'in pek bir çekilme şeyi yok. Hani pek çekilecekler gibi durmuyor. Şeyden, şey olur tam. mu acaba Çalara. ya şimdi bak Artizi çıktı şimdi MC de gözükmüyor acaba MC ile Artizi ikisi beraber Liquid yoluna veya Secret yoluna çünkü Secret şu an bomla yollara ayırmış. Abi Secret çok güzel olur bir tane de onun şeyi vardı kepsi vardı Artizi'nin ee, kafası ya yağmur yağma şeyini anlatıyor işte üst taraf mal taraf ne iyici işte bulutlardan yağıyor Secret'e gidiyor toprağa karışıyor Topraktan yukarı çıkıyor tekrar iyice. Yani işte döngüye giriyor falan. Yani bir Secret'a e dönüş var gibi. Çünkü Avrupa'ya döneceğim dönüyor. Avrupa'ya döndüğü zaman da çok fazla bir seçenek yok. Yani Liquid, Mika'yı gönderirse Liquid olabilir. Ee, secret, işte Crystalis'i. Belki kristalize off e kaydırıp hani Artiz'i e, carry yapabilirler. Öyle bir o şey abi olabilir. Insanlar kristalisten o kadar bıkmış ki bugün şey okuyordum. O işte bumla yollarımızı ayırdık tweet'in altına. Bum çok iyi oynadı. Niye böyle bir şey yaptınız işte? Bum harikaydı. Evet. Muhteşem dönmüştü. Şimdi millet sormuştu. Kristalin elinde tapeler mi var? Niye çıkarmıyorsunuz? Yani var bir şeyler demek ki. Bir de şey çok ilginçti. Ee, bu Riyad Masters'taki bilmiyorum şeyleri, videoları falan izledim böyle. Aradaki içerikler şeyler falan. İşte Purge'ün şeyleri e, Cenkiz'le karşılıklı işte masa tenisi oynuyorlar, analiz yapıyorlar. Ondan sonra Slack saçma sapan yerlere gidiyor falan. Sonra bir yerde bir şey açıklama yapıyor. Açıklama yaparken Amen'in ismini konuşunca yatar yatar sinirleniyor. Amen'in ismini ağzına alma deyip sahneye çıkıp tokat atıyor falan Slack'sa. <laughs> çok acayip kontaklar yapmışlar. E, ben çok eğlendim bilmiyorum Sergili yaptım Master's'tan. Abi şeyi, content işini çağırmışlar işte yani genel olarak bildiğimiz personelleri Serbest bırakmışlar çoğunu. Ee, Slacks o konuda çok iyi ya yani. Ba yani bak bunlar serbest kalanlar. Bir de serbest kalamayanlar var. Sansfer'i mesela şey çekmişler. Bir tane stream varmış. Yüz, 150 mi 200 kişi mi ne izliyormuş böyle. Ana hub gibi şey gibi böyle. Inside the NBA gibi bir stream. Hı -hı. Sadece şey için bu arada. Esports World Cup tarafında yöneticilere bir fikir olarak bunu sunmak istiyorlarmış. Hazır turnuva varken de Fikir konseptine başlayalım. Abi sansfen gitmiş tamam mı? Bekliyormuş işte takılacağım bakılacağım falan. Random eğleneceğim bilmem ne. Abi bunları saat 10'da dikiyorlarmış ayağa. Ondan sonra işte hemen kahvaltı et çabuk. Bir de ofise geçiyorlarmış. Bunların yayın 6'da başlıyormuş. Birden 6'ya kadar prova alıyorlarmış yayına. Şey tamam... sindirinle beraber mi yapıyorlar yapıyorlarmış? Sindirin yok galiba. Sindirini çağırmamışlar. Sansfen bir de şey diğer oyunlardan personel. Işte PUBG Mobile'dan hmm. biri, Free Fire'dan biri falan. Ya Bunu bir oyundan bir kişi seçiyorlar yani. Aynen hmm. bunu seçmişler abi buraya. Bu, bu da yani free takılacağım falan diye gitmiş. Bu artık ikinci üçüncü gün böyle gidiyormuş. Suratı böyle mutsuzmuş falan hiç enerjisi falan yokmuş. En son bana demişler yani bak burada olmak istemiyorsan söyle yani bırakabiliriz. Ondan sonra bu doluslar böyle deyince utanmış abi. Yok yok demiş ya böyle şeyim olur falan. Ama çok kıskanmış. Bugün podcastinde söylüyordu. Herkes çok eğlendi. Ben hiç eğlenemedim. Hiçbir arkadaşım... Zamanlar da tersmiş bu arada. Bunların program bitiyormuş. Ondan sonra işte diğer tarafta talent toplantıları falan oluyormuş galiba. Dota talentlarından kimseyle görüşememiş bütün turnuva boyunca. Ben kenardan izledim diyor. Çok üzülmüş o yüzden. <laughs> ya evet o biraz şeyde sıkıntı olmuş. Ama mesela ben bu sefer kontentleri beğendim. İşte o takımların şeyleri var işte amblemleri e, bir şeyleri var maç bitiminde rakibin amblemini alıyor gidiyor şeyde pres makinasında kırıyorlar falan böyle havalı pres makinasında falan. Onları saklıyorlar. Onlar o kısımlar şeydi yani bir güzel de bir hoştu. E, ben sevdim. Bakalım TI nasıl olacak? TI şu an tam bir kapalı kutu çünkü. Yani çok kötü bir TI da bizi bekliyor olabilir. E, çok emin değilim. Abi genelde tarihi böyle bir değiştirdikleri zaman ilk değiştiği tarihte hani bir yalpalama oluyor. Yani bakalım Eylül'de ne olacak? Ya işte bakalım şimdi bir de Riyad Masters biraz şeyleri çıtayı biraz yükseltti. Ya Valve acaba bunu kıskanıp biraz sallayacak mı? Ya kardeşim bu bizim oyunumuzdu. O kadar da sahiplenmeyin falan mı diyecek? Yoksa tamam kardeşim işsiz de zaten biz de öylesine TI yapıyoruz falan. Bir buçuk milyon dolar ödül havuzu çerez parası vereyim göndereyim. Tarzı bir şey mi yapacaklar? Ee, çok merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Abi eğer PGL atlamazsa, ya, yani yine PGL ile bir içeriden bir şey dönmezse, yani e Sports World Cup işte, Federasyon falan diye geçiyor. Bunlar belki organizasyonu atlayabilir. Çünkü biraz da öyle bir havaları var gibi. Yani özellikle ben LinkedIn'den birkaç şeyin takip ediyorum. Üst düzey organizasyon yöneticilerini falan takip ediyorum. Şu an sanki şey kurulmuş gibi. Hani işte biz şovumuzu yaptık, bakın işte organizasyonumuz böyleydi vesaire. Şimdi dünya çapında turnuvalara o organizasyon ihalelerine girebilmeyi ihtimalleri var sanki. Yani girmek istiyorlar gibi anlıyorum ben okuduklarımdan. Öyle bir şey olursa TI organizasyonunda ellerine alabilirlerse çok değişik bir organizasyon olabilir çünkü yani bilmiyorum ya. PGL ya abi çok değişik çok değişik şirket. Bazen diyorsun ki helal olsun çok güzel yapmışlar falan. Bazen İESL de öyle yani. İESL de ikisi de çok güvenilir değiller ne yazık ki. Ben ESL'i biraz daha seviyordum ama bu sene İESL de biraz sınıfta kaldı. Ee, çok kısa transferlerden de bahsedelim. Yani işte eee Azuray'da zaten deprem bekliyorduk. Ori FY işte Koçlan ayrıldı e, Tianming inaktif konuma geçti demiştik. Artizi'den bahsettik. FNG inaktif konuma geçti. Solo'nun geri dönüşü bekleniyormuş VP'ye. Ama şahsen bu VP kadrosunu solo bile ben canlandırabileceğini düşünmüyorum. Oraya yeni kanlar lazım. Ve bundan da zaten maç içerisinde bahsettik. E, Secret'tan ayrıldı diye. Yani TIA'ya katılmayan takımlarda e, bir shuffle e, geliyor, bekleniyor. Bakalım nasıl olacak. Elitlik zaten şu an oynanıyor. Cloud9 geri döndü. Entity kadrosunu komple aldılar. Satın aldılar. Cloud9'ın dönüşü bakalım nasıl etkileyecek piyasayı. Avrupa'da işler kızışıyor. Yani. Büyükler iyice bir araya geldi. Bakalım neler olacak. Gökhan'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ya bu haftalıkta böyle bitirdik. Haftaya ne konuşacağız bilmiyorum. Eğitlik de İspanyolca devam ediyor. Ben yine biraz bakmaya çalışacağım. ama <laughs> Yani İspanyolca da çok bir şey anlamamız mümkün değil. Ee, bakalım belki böyle aralıklı aralıklı gene e, programlar yaparız ee, şu an için çok bir şey gözükmüyor gene bir patırtı gürültü koparsa yeni bir programla tekrar burada oluruz e, diyelim Riyad Masnesi burada de bıraktık ee, Dota 2 ile birlikte CS2 kısmı da bitti haftaya Rainbow daha bir sürü oyunlar PUBG Mobile falan devam ediyor Ağustos sonuna kadar Esports World Cup devam edecek o kısımları da takip edebilirsiniz. Bizden bu haftalık bu kadar ha, haftaya veya daha sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere.